40 derece, 38 derece şu an dışarısı. Ya öyle söyleyince de var ya böyle bayılasın geliyor yani. O yüzden deme, dereceleri söyleme. Çok sıcak. Aşırı sıcak. Zaten küçük bir yerdeyiz, o yüzden böyle çok koşur koşur gezeceğimiz bir yerde değil. Tadını çıkaralım dedik, dinlenelim, dinlene dinlene gezelim dedik. Deskotor Karadağ'ın en meşhur yerlerinden bir tanesi. Doğal olarak korunaklı bir liman olduğundan denizciler tarafından yıllardır, yüzyıllardır tercih edilen bir yermiş. Bu da bu şehri bayağı meşhur bir hale getirmiş. Şimdilerde tabii yaz turizminin gözde yerlerinden bir tanesi Karadağ'da. Çok güzel bir eski şehri var. Aynı Dubrovnik gibi bir old town'u var. Oraya gideceğiz. Sonra da akşama doğru bütün Kotor'u böyle tepeden gören çok güzel bir nokta varmış. Oraya gideceğiz arabayla ve günü orada kapatmayı düşünüyoruz inşallah. Bu arada otele erken dönmemiz gerekiyor. Erken dönmemiz gerekiyor. Yarın sabah. Evet, yarın sabah sürpriz bir yolculuğa çıkacağız erkenden. Sürpriz. Sürprizleri seversin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir gün olur. Siz de bizimle beraber gezmiş olursunuz. Dün birisi yazmış Instagram'a, sen onu görmedin. İşte bir sizin hesaba bakıyorum, bir Betül'ün hesaba bakıyorum, resmen sizinle beraber geziyorum diye yazmış. Ya. Güzel yani, eğer bunu başarabiliyorsak hem Instagram'da hem de YouTube'da. Güzel bir duygu yani. Benim bir arkadaşım da şey demiş, kendisi de geziyor. Kendim gezerken senin storylerine gözüm kalması. Benim komşunun tavuğu komşuya kaz görülmüş. Arkadan vuruyor ama nasıl görünüyor acaba? Arkadaşlar, buralar yanıyor, yanıyor. 45 derece. Oraya tırmanan insanlar gördüm. Ha, yürüyerek çıkılıyor işte orası da, biz çıkmayacağız, öyle bir şey yapamayız. Hayır yani oraya şu havada, şu dakikada oraya tırmanan insanlardan ben her şeyi beklerim. Bu insanlar tehlikeli insanlardır. Bunlardan korkacaksın. Evet, bunlardan korkacaksın. Şu sıcakta, o 40 derece arkadaşlar. 45 ya, 45, 45. Şu an 40'a düşmüştür. 40 derecede, şu gördüğünüz, şöyle bir bakayım. Şuradan şöyle tepeleri çıkıyorlar. Hadi gidelim şöyle gölgelerde falan gezelim. Biz geçen geldiğimizde buraya girmemiştik. Ben ilk geldiğimde girmemiştim. Güzel, şeye benziyor zaten ya. Dubrovnik'in içine benziyor. Information Center'a gittim. Oradan dedim ki Old Town'un şeyi var mı, haritası var mı? Var dedi. Hangi dil? İngilizce. Sen nerelisin ki dedi. Türk'üm ben dedim. O zaman alsana Türkçesini dedi. Ben de dedim ki ya dedim sen böyle bir hizmet yaparsın da ben almaz mıyım kardeşim dedim. Aldım. Burası böyle Old Town. Neyse bak biz şimdi şuradan girdik. Şöyle gidelim işte ya, şöyle şu kenardan doğru. Harika bir harita. Şuradan doğru gidip şöyle gidelim. Şöyle gidelim. O gittikçe bakarız, ha bu neymiş, bu buymuş deriz yani. Millet işte bak şuradan çıkıyor. Bak bak, az önce gösterdiğimiz adamlar var ya, çılgınlar. Şuradan şöyle buraya 28 numara ne? Kiliseye çıkıyorlarmış. Şimdi gidelim, hadi bakalım. İnsanların çıktığı merdivene
bir bakmak istiyorum. Bir de az bir şey çıkıp bu Old Town'u tepeden görebilir miyim diye bakacağım. Bakalım. Ben merdivenin bir kısmına kadar çıktım ve orada bir giriş kapısı gördüm. Giriş kapısında bu merdivenlerden yukarı çıkmanın ücreti yazıyordu. 8 euro. Sonra dedim ki ben buraya 8 euro vermem. Üstüne 8 euro verseler bana buraya çıkacaksın, sana 8 euro vereceğiz deseler yine çıkmam. Sonra dedim ki acaba 80 euro verseler çıkar mıyım? Ben dedim ona 80 euro verseler bile çıkmam dedim. Bak hemen atladı, ben 80 euroya çıkarım. Ben 800 euroya bir düşünürüm. 800 euro. 800 euro çıkıyorum. Arkadaşlar, Fly yolunun sonuna geldik mi? Final kısmı mı acaba? Güzel bir kapanış oldu. Biz böyle güzel bir noktada güzel bir kapanış yapıyoruz herhalde. Aynen. Burada kapanış yapmayı düşünmüyorduk ama artık çok yorulduk. Bugün 9. gün ve bir haftalık bir geziyle Türkiye'ye gitmeyi planlamıştık aslında. Sonra işte sayarken şuraya gitsek, buraya gitsek derken 10. güne çıktığını fark ettik. Zaten her şey yolda planladığımız için tam hani 10 günde olabilir diyorduk ama hava çok sıcak, güneye indikçe çekilmez bir hal aldı. Biz çok yorgunuz, Türkiye'yi çok özledik ve burada geçirdiğimiz her bir gün Türkiye'deki vaktimizden çalınıyor. Öyle olunca yani gezmek zorunda da değiliz, bunu bir görev bilinciyle yapmaktansa keyif, tadında bırakalım yani istedik. Yoksa aslında Makedonya'yı da gezmek istiyorduk. Ama evet, güzel oldu, güzel bir son oldu. Yani bilmiyorum yarın bizi nasıl bir şey bekliyor. O da ayrı bir stres konusu challenge açıkçası. Olacak. Evet, çünkü anlatma sürpriz olsun. Neyse, onu da yarın videosu yaparız illaki. Öyle işte. Güzel evet, bir deneyim olmuş oldu. Güzel anılar biriktirmiş olduk. Bence de. İyi ki yaptık dediğim şeylerden bir tanesi oldu. Sıla yolunun gezi kısmı Allah'ın izniyle burada sonlanmış oluyor. Allah izin verirse yarın dönüş yoluna tam anlamıyla çıkıyoruz ve hedefimiz Türkiye olacak inşallah. Bizi nasıl bir yol bekliyor, nasıl bir macera bekliyor biz de bilmiyoruz. İnşallah sağ salim İnşallah. Türkiye'ye varabiliriz. Artık sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.